Bu akşam futbolun kadro euro değerinden ziyade oyuncularının bireysel performansı, bireysel hırsı ve bunun neticesinde takımdaki oyuncuların birbirine saygısı, biri pres yaparken diğerinin izlememesi olduğunu, takım halinde pres, takım halinde defans yapıp takım halinde koşulması gerektiğini bir kez daha gördük. Galatasaray yıldızlarından eksik çıktı bu maça. Moral, motivasyon hat safhada düşük oldu ama e, Fatih Terim'in her zaman takım halinde hücum, takım halinde defans yaptırmak isteyişi son haftalarda sahaya pek yansımıyordu ama bu akşam Fatih Terim'in e, takım halinde pres konusundaki ısrarı sonuç verdi. E, bu sonucun alınmasındaki en büyük etken başarıya aç futbolcuların ilk 11'de olmasıydı ve aynı zamanda yine ilk 11'i isteyen futbolcuların e, maça Galatasaray kadrosunda başlaması Fatih Terim'in aklındakileri sahaya yansıtmasında yardımcı oldu. Bir tek Feguli'de performans eksikliği, form eksikliği görüyoruz. Tecrübesiyle yine bu form eksikliğini sırıttırmıyor ama e, bir antrenman eksiği oldu, çok belli, maç eksiği olduğu çok belli Feguli'nin. Onun haricinde Galatasaray defanstan hücuma kadar çok iyiydi. Ee, özellikle Kerem Aktürk olduğunu tebrik etmek istiyoruz. Hafta içi antrenmanda e, Falcao ile kafa kafaya çarpışmışlardı ve Falcao'nun yüz yüzünde kemik kırıkları tespit edilmişti. Falcao daha ciddi yara almıştı. Kerem Aktürkoğlu e, sakatlanmadı ve bu maçta Falcao'yu sakatlamanın e, bedelini ödedi diyelim, karşılığını verdi diyelim. Galatasaray'ın e, iki forvetinden de yoksun çıktığı maçta e, Kerem Aktürkoğlu elinden gelenin çok fazlasını yaparak 3 gol 3. gol penaltı olmak üzere 3 gol yaparak ettirik yaptı ve Galatasaray Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada 3 puanı getirdi.